felsefe her şeyden önce mitolojik bir düşünce biçimiyle çevrelenmiş bir ortamda gelişti. Mitolojik düşüncenin elbette kendine özgü bir akılcı tarafı vardır. Ve bu da filozoflara mitolojiyi akılcı bir şekilde yönelmeye sevk etti. Mitoloji gerçekten çok geniş bir alan. Köklerimizi tanıyabiliriz mitolojiyi anlamakla. Dolayısıyla mitolojini genellikle ufkumuzu açabilecek ve bakış açımızı değiştirebilecek yanları vardır. Ve bugün aslında biraz daha mitolojiyle felsefenin nasıl bir ilişkisi olduğunu, mitolojinin ne olduğu, bununla ilgili biraz tartışma yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi önce mitolojiye geçmeden önce sözün kökenine bakalım. Yani mitos. Yunanca'da mitos söz ve öykü anlamına gelir. Hani nasıl ki mitolojiyi şu an anlatıyoruz, aynı şekilde mitolojik bir etimoloji alanı da benim çok ilgimi çeken bir alan. Ve sözün kökenine baktığımızda öykü anlamına geldiği için buradan bir şeyler çıkartabiliriz diye düşünüyorum mitoloji için. Mitoslar, o mitoslara inanan insanların topluluklara, evrenle, insanla ilgili bir takım çözümlemeler verir. Mitler, ilkel insan topluluklarının evreni, dünyayı, insanı ve tabiat olaylarını kişileştirerek yorumlanır. Ve aynı zamanda sırrını bile çözemedikleri hayatın ve evrenin çeşitli görünüşlerini bir anlam kolaylığına bağlamaktan doğmuştur aslında mitoloji. Ancak mitolojik mantığa göre evrendeki her şeyin gözle görünür ve görünmez bütün her şeyin doğadaki eşi vardır. Çünkü tarih aslında mitlerle başlar, mitolojiyle başlar. Aslında mitler boş, anlamsız bir takım öyküler veya hikayeler değildir. Niçin böyle diyorum? Çünkü maalesef bir takım kesimler veya insanlar mitolojiyi böyle algılar. Bir takım boş ve gereksiz, lüzumsuz bilgiler veya öyküler gibi. Ama gerçekte kesinlikle böyle olmadığını konuşalım şimdi. Şimdi aslında insanların hani niçin böyle boş ve gereksiz dediklerini bir anlamaya çalışırsak birazcık hayal gücüyle ilgili bir şeyler çeliştiğini görebiliriz. Çünkü evet o hikayeler ve öyküler günümüzde anlatılınca gerçekten anlamsız belki gelebilir ama o zaman insanlar yani ilkel dönemlerin insanların dilleri hep şiirsel anlatımları vardı dillerinde. Dolayısıyla günümüzde pek bulunamayan şey maalesef. Ve hayal gücüleri çok çok gelişmiş insanlardı. Şimdi buradan sanırım bir şeyler çıkabiliyor. Hani eğer dersek ki onların çok şiirsel anlatımı sahiplerdi ve bir taraftan da şunu da düşünebiliriz. Soyut düşünme refleksiyonları yoktu. Bunun içinde genellikle hayal ederek bir şeyleri hayal gücü vasıtasıyla konuşurlardı. İşte mitler bu hayal gücünün ve şiirsel anlatımın sonucudur. Mit bu ilke insanlarda genellikle konuşma, anlatma ve herhangi bir eylem anlamlarına gelmekteydi. Hani dedik ya ilk insanlar şiirsel bir mantığa sahiptirler. İşte halk dilinde de bulunan metaforlar aslında şiirsel mantığın kalıntılarıdır. Peki bütün bu konular yani evet hayal gücüleri gelişiyor, şiirsel anlatımları var, bir taraftan soyut düşünme belki de o kadar çok gelişmemiş. Bunu felsefeye nasıl bağlayabiliriz diye düşündüğümüzde şöyle bir sonuç ortaya çıkabiliyor. Felsefeye toplanan bütün bu öyküleri diyelim, mitosları diyelim bir eleştiri süzgecine geçerek bir tümel sonuca varabiliyor. Ve aslında ilk insanların şiir tarzında konuşması, yani hayal gücüne dayalı ölçü ve ritimiyle bağlam tarihsel açısından aslında bir anahtardır. Çünkü hayal gücünün aslında üretimi şiirseldir. Aslında biraz daha farklı noktadan bakarsak dünyanın düşünsel olarak değil de bedensel imajlar yoluyla betimlenmesidir. Şimdi burada da şunu söyleyebiliriz. Mitoloji ile şiir arasında aslında keskin bir çizgi yoktur. Mitolojiler bütün özellikleriyle ait olduğu toplumun inançlarının, düşüncelerinin, korkularının, sevinçlerinin bir aynasıdır. Bu sebeple aslında mitolojiye felsefi düşüncenin ortaya çıkmasını bir güç olarak bakmak ve felsefi düşünceye kaynaklık ettiğini göstermek mümkündür. Aslında şunu da söylemekte fayda var sanırım. Çünkü evet mitoloji şu an konuşuyoruz ama mitoloji çok derin bir alan, çok derin bir konu. Ve dolayısıyla şu an anlatacağım şeyler sadece ve sadece felsefeye bir ön hazırlık olsun diye anlatıyorum. Ve aslında bu konuyla ilgili eğer daha derinden araştırma yapmak isterseniz birçok kitaplar var, birçok kaynaklar var. Ben Joseph Campbell'ın Mitolojinin Gücü kitabını öneririm. Onu belki inceleyebilirsiniz. Ama bundan ziyade gerçekten çok farklı kaynaklar ve belgeseller, filmler, aynı zamanda animeler vardır bununla ilgili. Bakmanızı öneririm. Ama şu an felsefeye başlamadan önce biraz mitolojiye değinmekte fayda var diye düşünüyorum. Ve konuşacağımız ilk birkaç konu Yunan felsefesiyle ilgili olacağı için onun için Yunan felsefesinden önce mitolojiye bakacağız. Ama tabii ki de Doğu felsefesine başlamadan önce yine ona ait olarak da mitolojiye farklı bir videoda değineceğiz. Felsefe var olanlar üzerinde bilinçli ve planlı düşünmeden doğmuştur. Öteden beri cevapları yalnız dinden ve mitostan edinilen bir takım sorunlar, bir zaman gelip de eleştiren bir düşünmenin ve
gözlemin konusu olunca bunların hepsi aslında felsefe tarihinde başlamıştır. Bu soruların başında aslında bizi çok çok ilgilendiren bir takım sorular gelir. Var olanların kökeni. Dolayısıyla evrenin meydana gelişiyle insanın bu dünyadaki yeri ve ödevinin ne olduğu. Bu sorular gerçekten çok önemli sorular. Aynı zamanda hem felsefeyi hem mitolojiyi ilgilendiren sorulardır. Burada felsefeyle nasıl bir bağ olduğunu düşünürsek eğer aslında filozofların ilk düşünme denemelerinde de rastlarız bunu biz. Ve burada da mitolojik birçok unsurun karıştığını görürüz felsefeyle. Öbür yandan da aslında en eski filozofların doğa üzerine yapıtlarında mitoslar ve tanrı masalları arasında bir ara basamak görüyoruz. İşte bu ara basamak da bizi ilgilendiren konu. Çünkü bu ara basamak tanrıların doğuşuyla ilgilidir. Yani teogonyaları. Ve aynı zamanda bir taraftan da evrenin doğuşu. Yani kozmogoniler. Bunlar da tanrıların, yarı tanrıların, insanların doğuşu üzerine ve evrenin doğuşu üzerine birçok anlatılar vardır. Hani dedik ya Yunan felsefesine geçmeden önce bir onun kökenine bakalım. Yani mesela Homeros ve Hesiodos'tan örnekler verebiliriz burada. Şimdi Homeros'a geçecek olursak Homeros evrenin ana maddesinin okyanus olduğunu savunur. Ve okyanus da aslında sudur. Yani hareket halindedir. Yani hareketin kaynağı aranmaktadır. Hesiodos ise evrenin ana maddesinin kaos olduğunu söyler. Ve hareket etme görevi Eros'a yüklenir. Şimdi burada Hesiodos'a geçmeden de Homeros'a değinelim. Çünkü Homeros burada İlyada'da çok örnekler verir bu konuyla ilgili. Eğer Homeros'un İlyada'sını okuyacak olursak orada tanrılar, insan biçimli tanrılar, tanrılarla insanlar arasında bir takım konuların geçtiğini göreceksiniz. Mesela en önemlisi şu şekilde tasvir edildiğini göreceğiz. Genellikle Homeros destanlarında tanrılar insan biçimlidir. İnsan biçimlidir yani antropomorfiktir. Ama onlar ölümsüzdür, biz ise ölümlüyüz. Tanrılar aslında insan biçimli olmakla kalmıyor. Aslında insanların bütün inançları onlarda da var. Ve hatta savaşlara bile katılabiliyorlar. Gerekirse taraf bile tutabiliyorlar tanrılar. Şimdi burada bir duralım çünkü evet İlyada'yı okurken tanrıların insan biçimli olduğunu görebiliyoruz ama Yunanistan'da aynı zamanda Doğu uygarlıkların birçoğunda tanrıların insan biçimli değil de burada hayvan şeklinde tasavvur edildiğini görebiliyoruz. Yani boğa mesela veya şahin gibi farklı farklı hayvanlar şeklinde tasavvur edildiğini görüyoruz. Veya bir taraftan da insan başlı hayvanlar şeklinde görebiliyoruz. Şimdi burada evet evrenin ana maddesini, Homeros'un düşüncelerinde yani evrenin ana maddesinin okyanus olduğu veya tanrının tasavvur edilme şeklinin insan biçimli olduğunu görüyoruz ama bir taraftan da aslında baktığımızda Homeros'un evren anlayışını 3 katlı şekilde görebileceğiz. Yani yeraltı, yeryüzü ve gökyüzü şeklinde. Homeros'un İlyada'sında karşımıza çıkacak dünya büyük ihtimalle vahşilikten kurtarılacak bir dünyadır. Yani ehilleştirilmiş bir dünyadır. Bu dünyada insan kaderine hükmeden vahşi güçler yerlerini büyük ihtimalle bilinçli ve aydın iradelere bırakmıştır. Sonuç olarak Homeros'ta felsefi bir düşünceyle belki karşılaşmıyor olabiliriz ama daha sonraki filozofların görüşlerini temel teşkil edecek bir takım şeylerin hazırlandığını görebiliriz. Bunlardan belki de en önemlisi de evrenin okyanus şeklinde olmasıdır. Yani evrenin ana maddesinin okyanus olmasıdır ki bununla ilgili sonrasında doğa felsefecileri arasında birçok görüşlerin benzerliğini göreceğiz. Hesiodos'a gelince ise Homeros'tan aşağı yukarı bir yüzyıl sonra yaşadığı yani 7. yüzyıllarda yaşadığı söylenir genellikle bu şairin. Aslında dünya edebiyatında etiyle kemiğiyle bulunan bir yazardır. Günümüze iki eseri gelmiştir. Bunlardan ilki İşler ve Günler, bir diğeri ise Teogonia'dır. Yani tanrıların doğuşu. İşte bizim de tam konuşacağımız konu bu kitapla ilgili. Onun için tanrıların doğuşu üzerine olan kitabı küçük bir açıklama yapacağız. Burası çok önemli çünkü burada şair Musalara yani müzlere hitap ederek onlara bütün şeylerin hakikatini bildirmesini ister. Musalar da aslında buna uyarak ona bütün her şeyin hakikatini açıklamaya çalışırlar. Aslında onu açıklamışken hakikatin gizini bir taraftan da bize de açıklamış oluyor. Çünkü buna göre aslında tanrılardan bile önce karanlıkta kaplı bir kaos vardı. Hani bu evrenin ana maddesi kaostur demiştik ya, o kaos. İşte bu da felsefi düşünceyle bir bağlaştırabileceğimiz noktalardan biridir. Çünkü bu konuyla ilgili felsefede çok birçok tartışmalar vardır. Kaos türevi bakımından esneyen bir boşluk anlamına gelir. Aynı zamanda bir taraftan da uçurum demektir. Ama sözün etimolojik olarak kökenine bakarsak düzensizlik anlamına gelmektedir. Şimdi burada evrenin ana maddesinin kaos olduğunu söyledik.
Bunun da kelime kökeninin düzensizlik olarak algılarsak bir düzensizliğin söz konusu olduğunu işaret ediyor bize. Burada kaosun yanına Hesiodos bir de Gaia'yı koyar. Peki bu Gaia nedir veya kimdir? Gaia geniş göğüslü yerdir. Doğurucu ilkedir. Aynı zamanda toprak ana da diyebiliriz kendisine. Gaia ve geografi ve ikisi de yer anlamlarına gelmektedir. İkisi de G harfiyle başlıyor. Sizce de bu çok ilginç değil mi? Şimdi burada öncelikle toprağın ana olduğunu söyledik. Yani toprak ana ve dişildir ve doğurucudur dedik. Doğurucu olması da bir özellik çünkü yer kendinden Uranus'u doğuruyor. Uranus da göktür. Evet, yani yer kendinden gökü doğuruyor. Bu anlattıklarım şu an tanrıların doğuşu metinlerinde ve kitaplarında var zaten. Oradan da yani ilginizi çekerse kitaptan okuyabilirsiniz daha geniş. Çünkü tabii ki Uranus, Gaia ve kaosla bitmiyor. Burada birçok tiranların doğuşu, birçok tanrıların doğuşu zaten isimden de belli olduğu için tanrıların doğuşu olduğu için gerçekten de uzun ve farklı farklı konuları ele alabiliyor. Ve onun için de belki bunu farklı bir başlık altında yine inceleyebiliriz ama şunu da söylemekte fayda var. Sanki bunlar bir taraftan da Sümer, Babil destanlarından, Enuma Elish destanlarında da bir benzerlik var gibi geliyor. Onu da okuyacak olursanız eğer yine tanrıların doğuşu ile ilgili bir takım bilgilerin olduğunu da göreceksiniz. Peki mitolojiyi nasıl öğreniriz diye düşünürsünüz eğer. Bununla ilgili hususi bir bölüm veya okuyabileceğiniz üniversite yok ama yine ilgili derslikler var veya hiç üniversite okumanıza bile gerek yok. Mesela bu alanla ilgili ben üniversitede bölüm görmedim hiçbir zaman. Ama kendi ilgileniyorum ve sanırım en iyi yolda yani öğrenmenin en iyi yolu araştırmaktan geçiyor. Ayrıca yazılı kaynaklar oldukça çok. Yani İngilizce, Türkçe olsun birçok yazılı kaynaklar var, kitaplar var yine. Gerçekten okuyabileceğiniz. Bunlardan sadece iki tanesinin ismi verebilirim yani isim olarak. Joseph Campbell zaten söylemiştim. Bir de Eliade var. Onun da kitaplarına bakabilirsiniz. Mitolojiyle ilgili gerçekten çok köklü kaynakları vardır onun da. Kitapları çoktur yine. Çok da güzel anlatım tarzı vardır. Yine ona da bakabilirsiniz kitaplarınızda ilginizi çekiyorsa. Ama yok kitaplardan ziyade biraz da hafif böyle mitoloji kavramlarını veya mitolojiyle ilgili öyküler öğrenmek istersiniz. Sanırım internet üzerinden de birçok makalelere ulaşabiliyorsunuz. Oradan da okuyabilirsiniz. Ve şunu söyleyebilirim. Mesela farklı ülkelere veya farklı şehirlere gittiğinizde genellikle o ülkenin, şehrin herhangi bir sembolik anlamını veya imgeleri gördüğünüzde sizi bir şeyleri çağrıştırıyor. Ya da filmleri izlediğinizde, animeler olsun, bunlar içerisinde çokça mitolojik ve metaforik anlamlar görüyoruz. Bu da ister istemez beraberinde aslında araştırma isteğimizi güçlendiriyor. Ve mesela arkeoloji müzelerine gittiğinde, her sene gittiğinde bir şeyler öğreniyorsun. Çünkü evet algılarımız değişiyor, bilincimiz değişiyor, yenileniyoruz, keşfediyoruz. Ve bunun içinde aslında mitolojiyi kitaplardan ziyade birçok filmlerden, metaforlardan, makalelerden ve müzelerden, şehirlerden gittiğimiz ülkelerin, şehirlerin sembolik anlamlarını görerek de araştırma yaparsak belki bir nevi içimizdeki o araştırma ruhunu geliştirmiş oluruz diye düşünüyorum. O zaman sevgiyle ve merakla kalın.